Babül bedeneti en kem tülzi'u fiddehaya vel hedaya. Bedene, bedene sığır, deve olursa buna bedene derler. Kaç hisseden caiz olur? Gerek kurbanda, gerek hediyede. Yani hacca giderken götüreceği kurbanda. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Yusuf ibn-i Behlul, kâle haddesena Abdullah ibn-i İdris, kâle haddesena Muhammed ibn-i İshak, an ibn-i Şehaben, Urvete ibn-i Zübeyr, an Misver ibn-i Mahreme ve Mervan ibn-i Hakem, kâle kharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amel Hudeybiye. Misver ibn-i Mahreme ile Mervan ibn-i Hakem rivayet ediyorlar. Diyorlar ki, Mervan esasen Misver sahabiden. Mervan sahabi değil. Fakat o da başka bir sahabiden rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz Hudeybiye senesi çıktı. Yürüydü ziyaretel beyt. Beytullah'ı ziyarete gidiyordu. Kureyş koymadılar. Hudeybiye'de kaldı ya. Sürh oldular. Oradan Resulullah Efendimiz ömreyi yapmadan döndü. Hudeybiye meselesi. Diyor ki o vakitte Resulullah Efendimiz giderken ve sâka me'hul hediye. Kendisiyle beraber hediye sevk etti. Orada kurbanlık hayvanlar götürdü. Ve kânel hediyü sebi'ine bedene. 70 deveydi. 70 deve de orada kurban kesme için götürdüler. Ve kânen nâsu seb'a mi'eti racül. Peygamber Efendimizle Hudeybiye'ye giden de 700 kişiydi. 700 kişi. Ve kânet kullu bedenetin en aşere. Her bir bedeni 10 adamı. Öyle ya, demek ki 700, 70, 10'ardan 700. Her adam, bir deve 10 hisseye itibar ediliyor. 700 kişiye 70. Ona göre hesap edilmiş. Misver ibn-i Mahrebe'nin rivayeti bu. Buna göre bir deve 10 hisseden caiz olur. Ama şimdi burada şu var ki, Misver ibn-i Mahreme ceyşin adedini beyan ediyor. 700. Bedeneleri de hesap ediyor. 70. Bu sefer bu kadar. O kendi kendine teksim yapıyor. 700'ü 70'e teksim edersek 10'ar düşer. Bakalım ki bu bedeneler ortak malı mı? Herkesin birer hissesi mi var? Yoksa birisinin 10, birisinin 2, birisinin 1, birisinin hiç yok. Onu beyan etmiyor. Onun için bu hadis delil olmaz ki. Sen 70'le 700'ü birbirine kıyas yaptın, birisini birisine teksim ettin. Mesele bu değil ki. Resulullah Efendimiz bu 70 deve 700 adama kurban olacaktır dedi mi? Yok. Sonra rivayet var mı ki her 10 adam bir deveye iştirak ettiler? Bu da yok. Yalnız adet itibariyle sen hüküm çıkarıyorsun bundan. Bu hüküm çıkmaz. Evet. Kale Ebu Cefer İmam-ı Tehavi dedi ki fezehebe kavmun bir ulemadan bir kısmı zahip oldular. Neye? İlâ ennel bedenete tücziu fil hedâye ve dahâyen aşere. Bir kısım dediler ki bundan anlaşılan bir deve 10 hissedir. 10 hisseden kifayet eder. Vehteccu fî zâlike bâdel hadis. Bu hadis ile ihticac ettiler. Fakat dediğim gibi bu hadis ile ihticac edilmez. Çünkü Resulullah Efendimiz buyurmuş olsaydı ki her 10 kişi bir deveyi kessinler, o vakitte delil olurdu. Hadis yok. Yalnız 70 bedene vardı. 700 de asker vardı. O kendi kendine hüküm çıkarıyorsun bu. Ve halefen fi zalike aharun feqalu. Onun için ulemadan diğer bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Dediler ki siz meseleyi anlamıyorsunuz. Sizin dediğiniz gibi değil. Feqalu bu ikinci zümre dediler ki la tujzi'ul bedenetu illa an seba. Bir deve, bir bedene deve olsun, sığır olsun 7'ye kifayet eder. 7'den fazlaya caiz olmaz. Ve kâlû kad rûviyânin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki Peygamber Efendimiz'den serih rivayet var. Ne de? Fî nehril büdün yevmel Hudeybiye. Hudeybiye zamanında o kurbanlar kesildi ya. Onları, kurbanları kesilirken Resulullah Efendimiz'in emri var. O emir serih. Onu rivayet aldığımız gibi meydana çıkar. Evet. Bu emir de ma bir emir ki yuhalifu haza. Sizin bu iştihadınıza muhalif. Siz böyle iştihad ediyorsunuz. Halbuki Resulullah Efendimiz'den gelen emir sizin bu iştihadınıza muhalif. Ve zekeru fi zalik. Resulullah Efendimiz'den gelen o rivayetleri zikreylediler. Ma haddesen ebn-i merzu kal haddesen ebu amirinil agadiyyuh.
قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثه جابر بن عبد الله روايته لديك أنهم نحروا يوم الحديبية diyor ki ben Resulullah Efendimizle beraberdim. Hudeybiye günü biz boğazladık. El bedenete en seb'atin vel bekarete en seb'atin. Deveyi 7 hisseden, sığırı da 7 hisseden boğazladık. Bitti. Bak serih bu. 10 var mı burada? Yok. Haddesena Yunus kâle ahberen ebnu vehbin enne maliken haddesehu ve zekere bi isnadihi mislehu. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle ahberen Abdullah ibn Salih kâle haddeseni Yahya ibn Eyyub Ali ibn Cüreyd عن عمرو بن دينار وابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة نفر yine جابر بن عبد الله'dan rivayet ediyor ki biz Resulullah Efendimizle beraber Hudeybiye'de 7 adamdan bir deveyi kestik. فقيل لجابر رضي الله عنه Cabir'e sordular ki vel bakara peki deveyi 7 hisse yaptınız sığırı ne yaptınız? قال هي مثلها o da onun gibi o da 7 hisse. وحضر جابر رضي الله عنه عام الحديبية وحديبية سنة حضرت جابر حاضر idi o da orduyla beraber idi. قال ونحرنا يومئذ 70 بدنا dedi ki biz o günü 70 deve kestik. 7 adam bir deve, 7 adam bir deve 70 deve kestik. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثنا ابي قال حدثني ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 70 بدنة Peygamber Efendimiz Hudeybiye günü 70 deve kurban etti. فَأَمَرَنَا أَنْ يَشْتَرِكَ مِنَّا سَبْعَةٌ فِي الْبَدَنَ Bize emretti ki 7 adam bir devede iştirak edelim 7 hisse itibariyle. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر رضي الله عنه قال من هزة جابر دلت نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 70 بدنة biz Hudeybiye'de Peygamber Efendimizle beraber kurban kestik 70 deve kestik el bedene min seb'a an seb'a her bedene 7 adamdan haddesena Ahmed ibn Davud قال حدثنا هدبة بن خالد قال سمعت أبا نبنا يزيد يحدث عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجزور عن سبع حزرة أنس رواية ديور في أمر أفنز بلمش كي جزور يعني دولة يدي أدم دن جائز olur يدي حسية باردة فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه اشت حزرة جابر يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا bizim zikrettiğimiz bu vakaları bize haber veriyor. وَهُوَ كَانَ مَعْهُ حِينَيْزِدْ Hazreti Cabir de Peygamber Efendimizle beraber idi. Haber veriyor ki biz 70 deveyi boğazladık ama 70 deve 700'den değil. 70 deveyi boğazladık. Her 7 adama bir deve, her 7 adama bir deve. Bu sahih. Ve kad ruviyen Aliyyin ve Abdullah radıyallahu anhuma min kavlihima ma yuwafiqu hada fi'l-bedene enha seba. Hazreti Ali'den, Abdullah bin Mesud'dan da fetvaları var ki onların fetvaları da buna muvafık geliyor ki bir deve 7 hisseden caizdir. Yani onları da naklediyor. Diyor ki haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Nuaym kâle haddesena İsrail ve Neyse bin Ebi Gurre en amirin en aliyyin ve abdillah radıyallahu anhüma kâle Hazreti Ali ve Abdullah bin Mesud buyurdular ki el bedenetu an seba bedene 7'den caiz olur. Vel bekaretü en seba. Bekare de 7'den. Sığır olsun, deve olsun 7 hisseden caiz olur. Ve kadû ruviye mislü zâlike idâ an Enes'in radıyallahu anh. Bu Hazreti Enes'ten de rivayet edildi. Yehkîhî an eshâbi Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem ve radıyâhu. Hazreti Enes de eshâb-ı kiramdan rivayet ederdi. Devenin 7'den olduğunu. Kâle حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال حضرت أنس buyurdular ki كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizin sahabeleri oldu yeşterikûne ortaklaşırlardı
ten yedi olarak, yedi kişi oldular mı, müşterek olurdular. Fil bedeneti minel ibil. Deveden olan bedene. Ve seb'a fil bedeneti minel bakar. Yine sığırdan olan bedenede de yedi. Gerek sığır, gerek deveye bedene derler. İster deve olsun, ister sığır olsun, yedi kişi ortaklaşarak keserdiler. فَهَذَا مَسَبَ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَرَضِيَ عَنْهُمْ فِي الْبَدَنَ. İşte Peygamber Efendimiz'in eshabının bedenedeki mezhepleri bu. Radiyallahu anh. Peygamber Efendimiz'in eshabının mezhebi Hazreti Cabir'in rivayetine muvafık oldu. لَا مَا رُوِيَ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانِ. Misver ibn-i Mahreme'nin, Mervan ibn-i Hakem'in rivayetine muvafık olmadı. Öyleyse فَهُوَ اَوْلَى مِنْهُ. Hazreti Cabir'in rivayeti Hazreti Misver'in rivayetinden evla oldu. Neden? Hazreti Misver'in ki 70 deve, 700 asker kendi kendine teksim yapıyor. Bu rivayetten müştehit bir hüküm çıkarıyor. Halbuki Hazreti Cabir'in hadislerinde serahat var. Müştehidin iştahına meydan bırakmıyor ki. Bizzat o orduda bulunan zat diyor ki yedi kişi ortaklaşarak bir deveyi kurban ederdi. Bir hadis değil, birkaç hadis. Sonra ashab-ı kiramın fetvasına geldik. Ashab-ı kiram da hep Hazreti Cabir'in dediği gibi deveyi yediden yapmışlar, ondan yapmamışlar. Öyleyse Misver ibn-i Mahreme'nin rivayet etmiş olduğu hadisin manasını yanlış tarafa çekiyor öteki zümre. Hangisiyle amel edelim, hangisi evli olur? Hazreti Cabir'in rivayeti evli olur. وَلَمَّ اَخْتَلَفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَا زَكَرْنَا. E diyor ki bu ihtilaf var. Adam ikna olmazsa ben illa diyor Misver ibn-i Mahreme'nin rivayetini alırım. Benim iştihadım böyle olur. Cabir ibn-i Abdullah'ın rivayetini almam. Böyle ihtilaf olduğundan رَجَعْنَا اِلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ. Bir de Resulullah Efendimiz'den ne rivayet var bu vakte tekrar müracaat ettik. Mimma siva ma nahara yevme Hudeybiye. Hudeybiye gününde ihtilaf oldu. 700 kişiden 70 deve. Her 10 adama bir deve. Öteki Cabir ibn Abdullah diyor ki hayır. Her 7 kişiye bir deve. O katta 7 kere 7'nin 49, 490 kişiye kurban kesilmiş. Öteki gerisine kesilmemiş. Öyle olmaz mı? 70. 7'ye darbet, 7 kere 7'in 490 adama kesmiş, kesilmiş, ötekilerine kesilmemiş. Öteki zümre diyor ki bunların hepsi 700'üydü, hepsi kesildi. İhtilaf ediyor, kabul etmiyor. Diyor ki öyleyse bir de bakalım ki Hudeybiye'nin gayrisinde diğer zamanlar deveyi kaç kişiden kesmişler? Ondan meseleyi daha izah edelim. Madem bunda ihtilaf ediyorsunuz. Araştırdık diyor bunu da. Feyden Hüseyin ibn-i Nasr'in kat haddesena. İmam-ı Tahavi diyor ki Hüseyin ibn-i Nasr, Hüseyin ibn-i Nasr bize rivayet eyledi. Kale haddesena Yusuf ibn-i Adi. Kale haddesena Hafs ibn-i Gıyas. An ibn-i Cüreycin. An Atayin. An ibn-i Abbasin radıyallahu anh'a. Abdullah ibn-i Abbas'tan İmam-ı Ata rivayet eyledi ki kale. Se'ele racunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Peygamber Efendimiz'e sordu. Fekale dedi ki eşteri orada ya noksan ya yazın. اَاَشْتَرِي سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ اَاَشْتَرِي اَاَشْتَرِي سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ. Koyunlardan 7 tane satın alayım mı? Resulullah Efendimiz'e soruyor ki اِنْ عَلَيَّ نَاقَةٌ وَقَدْ غَرَبَتْ عَنِّي. Benim bir devem var, deve benden uzaklaştı. Kaçtı, neyse elimde olmadı. Onun yerine 7 tane koyun alayım da satın alayım da boğuzlayayım. Soruyor. Demek ki adam bir deve kurban edecekmiş. O deve ya kaçmış yahut da elinde olmamış. Başka uzakta olmuş. Onun yerine 7 tane koyun alayım mı, satın alayım mı diye sordu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki işleri seb'en minel ganem. 7 tane koyun al dedi. Şimdi bak bu delalet ediyor ki bir deve 7 koyun mukabili 7 hissi olur. اَفَلَا تَرَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Sen görmez misin ki Peygamber Efendimiz fî hâdel hadis, bu hadiste اِنَّمَا عَدَّلَهَا, bir nâke yani dişi deveyi muadil kıldı bi seb'en minel ganem, 7 koyunla. 7 koyun dedi. 10 koyun al demedi.
mimma yujzi'u kullu vahidetin minhunna an racülü. Öyle koyun ki o koyunların her birisi bir adamdan kifayet ediyor. وَلَمْ يُعَدِّلْهَا بِعَشٍ مِنَ الْغَنَمِ 10 koyuna muadil kılma diye, 7 koyuna. İşte bu delalet ediyor ki, neden 7'ye 7 koyun al dedi? Çünkü deve 7'den fazla hissi olmaz. 7 hissi olduğundan her hisseye mukabil 1 koyun. فَدَلَّ ذَٰلِكَ İşte bu Abdullah ibn Abbas'ın hadisi delalet etti. عَلَى تَصْحِيهِ مَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِذَٰلِكَ Hazreti Cabir'in rivayetinin sahih olduğuna bu delalet etti. La ma raval misver. Misver'in rivayetine değil. Misver'in rivayetinde de o da sahih. O da yok da yalnız ondan hüküm istinbat edenler yanlış istinbat ediyor. Onların istinbatının hatası. Evet. Fahade ve çuhadel bab min tarikil asar. İşte eser rivayet yoluyla mesele böyledir. Bir de kıyasa gelelim. Ve emma ve çuzalike min tarikil nasar. Kıyas tarihine gelirse feinna kad reynahum kad ecme'u. Ülemayı biz gördük ki onlar icma ettiler ki ennel bakarete la tülzü fil uthiyye sığır kurbanda kifayet etmez en ektere min seba. Yediden fazlaya caiz olmaz. Vahiyye minel büdün bittifakihim. Sığır da bedenelerdendir. Büdün bedenenin cemi. Bedene deyince ne olur? Camus, sığır, deve. Bunlara bedenedir. Öyleyse sığır da bedenelerden mi değil mi? Bedenelerden. İyi. Bedene ister sığırdan olsun, ister deveden olsun. Madem sığır yedi oluyor, deve de yedi olması lazım gelir. فَالنَّزَرْ عَلَى ذَٰلِكَ Buna kıyasen اَنْ تَكُونَ النَّاقَةُ مِسْلَهَا Nakede böyle olur. Nasıl sığır yediyse o da yedi olur. وَلَا تُلْزِيُ عَنْ اَكْسَرَ مِنْ سَبَى Yediden fazla oldu, bana kifayet etmiyor. Kıyas bunu icap eder. Şimdi bir öteki adam itiraz eder, der ki فَاِنْ قَالَ قَالُمْ Bir adam itiraz etse, dese ki اِنَّ النَّاقَةَ وَاِنْ كَانَتْ بَدَنَةً Deve bedeneden olduysa da كَمَانَّ الْبَقَرَ بَدَنَةً Sığır bedeneden, deve de bedeneden doğru dediğin ama fakat ikisi bir mi? فَاِنَّ النَّاقَةَ اَعْلَى مِنَ الْبَقَرَةِ فِي السِّمَانَةِ وَالرِّفَةِ Etin çokluğunda, yağın çokluğunda, yükseklikte deve sığırdan yüksek, fazla büyük. Şimdi itiraz adam diyor ki ikisi de bedene ama deveyle sığır bir mi? Deve büyük olur, daha tavlı olur, sığır onun gibi olmaz. Onun için sığır yediden olur ama devenin ondan olması lazım gelir. Vücut cisim itibariyle. Kıyle lehu adama cevaben denilir ki İnneha ve inkânet kemâ zekert. Senin dediğin gibi doğru. Deve daha büyük, daha yağlı, eti daha çok ise de fe inne zâlike gayru vâcibin. Bu vacip değildir. Leke senin için bihi bununla aleyna bizim üzerimize hücceten. Hüccet yönünden bu sana vacip olmaz. Senin delilini, davanı ispat etmeye bu gelmez. Yani sen bununla istidlal edeceksin ki tavruluk fazla hisse getirir. Eğer eli olursa bir sığır var ki zayıf. Bir de sığır var ki onun 4-5 misli büyük. Küçük sığır 7 hisse olsun, büyük sığır da 10 hisse olsun. Var mı bu? Yok. Mesela Hollanda inekleri var ki bizim Anadolu ineklerinin 4 misli var. Eğer tavruluğu itibara alırsaksa Anadolu ineği 7 hisse de olmaz ona göre. Eğer onu 7 hisse edersen Anadolu inekini aşağı indireceksin. Yahut Anadolu ineğini 7 hisse edersen onu yukarı çıkaracaksın. Bu hüccet olamaz. Ela tera sen görmez misin? Enna kadreynel bakarete büsta. Biz orta bir ineği görürüz ki tüccü en seb'atin. Yediden kifayet ediyor, yedi hisseden. Ve kezalike ma huve duneha. Ortanın aşağısına in, zayıf olsun, küçük olsun, gene yediden caiz oluyor. Ve ma huve arfa'u minha. Yukarıdan olursa o da yedi. Demek sığır da, büyüğü, küçüğü, ortası hepsinin hükmü bir. Ve kezalike nâkatu öyleyse, nâka da böylecedir. Tücziu en seba. Yediden caizdir. Ev an aşara. Yahut da ihtilafla hani ulemanın bir kısmı ekserisi ne dediler? 7'den bir kısmı da 10 dediler. Rafi'aten kâne tevdûne zâlik. İster o deve zayıf olsun, ister yüksek olsun, ister tavlu olsun hepsi bir değil. Devenin birisini getirirsen ki mesela o deve zayıf bir şey. Bir de getirirsen orta, bir de getirirsen ki dağ gibi. Farkı var mı devede? Bu deve dağ gibi, bu da zayıf. O birisi daha fazla
hisse olsun, bir risas hissi olsun yok. Öyleyse demek tavruluk delil olmaz. Değil mi hocam? Hı? Ev. Ev aneşere. Hani sebatin ev aneşere. Hani ihtilaf var ya. Eğer yani sen dediğin gibi sebatin zaten esahu ev aneşere. Ha, ev an aşeretin. An sebatin ev an aşeretin. Refiaten kâne tedûne zâlim. Felem yekûni simânu ve rif'ati. Öyleyse tavruluk ve büyüklük olmadı. Mimma şol bir şeylerden olmadı ki. Yümeyyezu bihi ba'dul bakaran ba'd. Sığırların bazı bazından temyiz edilir şeylerden olmadı. Yani tavruluk sığırın bazısını bazından ayırır. Onun hükmü başka olur, onun hükmü olur, başka olur. Bu yok. Sığırlarda olmadığı gibi ve la ba'del ibilen ba'di. Develeri de tavruluk ayırmaz birbirinden. Fîmâ tüczû fil hedyü vel edâhî. Hedyü edâhî de kurbanda olsun, hedî de olsun. Bu zayıftır, az hisse olur, bu tavludur, çok hisse olur. Böyle bir şey yok. Bel kâne hükmü zâlike, belki bunların hükmü oldu. Külluhu, hepsinin hükmü, hükmen vâhiden bir hüküm oldu. Yücizü an adedin vâhidin müayyen bir adette. Hatta koyun da böyle. Mesela bir koyun var ki 400 riyal alıyorsun, bir koyun var ki 1000 riyal alıyorsun, bir de var 2000 riyal. Tabi hepsi bir değil, öyleyse. Fakat ne hangisi olursa olsun, hepsi bir hisseden caiz. Öyleyse sığır da zayıf olsun, tavru olsun, yedi der. Onun için sen deve sığırdan büyüktür, deve on hisse olur büyüklük itibariyle diyorsun, bu batıl bir kıyas. فَلَمَّا كَانَ مَا زَكَرْنَا كَزَالِكَ. Vaktaki bizim zikrettiğimiz böyle oldu. Yani tavruluk ve büyüklük itibarı alınmadı. وَكَانَتِ الْاِبُلُ وَالْبَقَرُ بُدُنًا كُلُّهَا. Deve olsun, sığır olsun, bunlar da hep bedeneler sayıldı. Sebet enne hükmeha hükmü vahid. Bunların hükümleri birdir. Bu sabit oldu. Ve enne ba'daha la yurzi ve eksere mimma yurzi anhul ba'dul ba'di. Birisinin kifayet etmiş olduğu neyse, adet neyse ki o da yedi. Öteki ondan daha fazla olsun, bu caiz olmadı. Ve inzade ba'duha ala ba'din fissimeni ve rifati. Her kaçan deve ile sığır arasında bir fark varsa da, birisi daha tavrı daha büyükse de, hüküm birdir, fark etmez bu. فَلَمَّا كَانَتِ الْبَقَرَةُ لَا تُجْزِي عَنْ اَكْسَرَ مِنْ سَبَى. Vaktaki sığır yediden ziyadeye caiz olmadı. كَانَتِ النَّاقَةُ اِذَا كَذَالِكَ. Öyleyse deve de yediden ziyadeye olmaz. فِي النَّظَرِ قِيَسْتَى. لَا تُجْزِي عَنْ اَكْسَرَ مِنْ سَبَى. Yediden ziyadeye, evet, kifayet etmez. قِيَاسًا وَنَظَرًا لَا مَا زَكَرْنَا. Bizim zikrettiğimiz bu kaideye kıyasen. Bu da kıyas. Yani delili getirdi de esas zaten kıyas onu teyit eder. Kıyasiyeti var yok. Esasen delili itibariyle getirdi ki Hazreti Cabir'in rivayeti ve Ashab-ı Kiram'ın mezhebi de bu. Deve yediye ona değil. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ. Bu üç imamın kavli de budur.